أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Sahih-i Buhari gibi bir kitabı en değerli, en makbul hadis külliyatının ilk derecesini teşkil eden bu kitabı, bu kitaptaki hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Kitabul İ'tisam bil Kitabi ve Sünne. Hiç eskimeyen bir konu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatının son tavsiyelerinden biri. Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyeye sarılma. 7292 nolu hadisi şerifle devam ediyoruz. Haddesene Musa kale haddesene Ebu Avanete قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال مغيرة بن شعبة كوفة valisi Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında, Hazreti Muaviye zamanında, zaman zaman başka yerlerde, Basra'da vesaire valilik yapmış, zaman zaman görevden alınmış, iade edilmiş Kufe valisi olarak Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanında görev yapıyor. Bu Mugire İbni Şube sahabe-i kiramdan, bunun azatlı kölesi ve katibi Varrat anlatıyor. Ketebe Muaviyetu ilel Mugire. Şam'daki halife Muaviye, Küfe valisi Mugire bin Şube'ye şöyle bir mektup gönderdi. Üktüb ileyye مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duyduğun hadisi şeriflerden birkaçını bana yaz dedi. فَكَتَبَ اِلَيْهِ Muaviye bin Şube, Mugire bin Şube şöyle bir cevap verdi. Tabi katip verrad olunca ne yazdığını gayet iyi biliyor. İnne Nebiyyallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâne yekûlu fî duburi kulli salâtin. Allah'ın peygamberi, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz her farz namazdan sonra şu duayı okurdu. La ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu alâ kulli şeyin kadir. Bunu farz namazlardan sonra tesbihat vesilesiyle okuyoruz. Ama şöyle bir devamı var. Allahümme la mani'a lima a'tayt. Allah'ım, senin verdiğin şeyi engelleyecek hiçbir güç yoktur. Ve la mu'tiye lima men'at. Senin vermediğini verecek hiçbir güç yoktur.
وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ Allah'ım, servet sahibi olanın serveti senin nezdinde servet sahibine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Tabi duanın başını biliyorsunuz. La ilahe illallahu vahdehu la şerikele. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Lehul mülk, mülk sadece onundur. Bu mübteda haber yer değiştirince, daha doğrusu el mülkü lehu, cümlenin aslı bu. Lehul mülk, mülk sadece onundur. Burada taksis ifade ediyor. Ve lehul hamd, hamd sadece ona mahsustur. Ve huve ala kulli şeyin kadir, o her şeye gücü yetendir. Bu dua her namazdan sonra, bir rivayette bir defa, bir başka rivayette 10 defa, farklı rivayetler var. Çok makbul bir dua. Buraya girmiyoruz. Ama bundan sonrası bir hayat anlayışı veriyor. Allah'ım, senin verdiğini engelleyecek hiç kimse yok. Veren Allah'tır. Ama senin vermediğini, nasip etmeyeni verecek de hiç kimse yok. Servet sahibinin serveti bu dünyada kendisine fayda verebilir ama senin huzurunda asıl servet sahibi kimdir? Manevi açıdan güçlü olandır. Servet sahibinin senin yanında altın, gümüş vesaire hiçbir faydası yoktur. O servetini hayra kullanmadığı müddetçe. وَكَتَبَ اِلَيْهِ Yine şunu yazdı. اِنَّهُ كَانَ يَنْهَا Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şunu yasaklamıştı. An kıyle ve kal dedikoduyu. Dedi falan da şöyle cevap verdi. Dedim dedi, dedim dedi. Dedikoduyu yasaklamıştı. Ve kesreti sual. Gereksiz yere çok soru sormayın. İlim meclisinde soru sorulacaktır. İstifade etme niyetiyle. Ve idaatil mal. Malı israf etmeyi, telef etmeyi, yerinde harcamamayı Peygamberimiz yasaklamıştır. Dedikodu, gereksiz yere çok soru ve israf. وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عُقُوقِ الْاُمَّهَاتِ Annelere karşı gelmeyi. Özellikle anne sayılıyor. Yani anne ve baba beraber burada ama özellikle anneye isyan. Şiddetle yasaklanmıştır. وَوَعْدِ الْبَنَاتِ Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini وَمَنْعِنْ وَهَدْ Verilmesi gerekeni vermemeyi, hakkı olmayan bir şeyi istemeyi yasaklamıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yasakladığı hususlar son derece önemli konular. Cemaat, kooperatif, şirket, parti, grup ve benzeri topluluklarda en büyük hastalık nedir? Dedikodu. Kulis. Birilerini çekiştirme. Birilerinin aleyhine konuşma. Çünkü şeytan dedikoduya bal katar. Tatlanır. Ya tam kalkıyordunuz, dedikodu başlayınca oturursunuz. Dedikodu sadece kadınlara değil. Sadece yaşlılara mahsus değil. Herkes dedikodudan hoşlanır. Ama Müslüman kul bu konuda mümin kardeşinin aleyhine olabilecek hiçbir şeyi söylemiyor. İşte ben doğruyu söylüyorum diyorsunuz ya, işte bu dedikodu budur. Gıybet budur. Yalan söylerseniz zaten bunun adı değişir. O zaman iftira olur, bühtan olur. Bir arkadaşınızdan söz ediyorsunuz. Bizimki yine uykudadır dediğiniz an nedir bu? Gıybettir, dedikodudur. Bir kimsenin duyduğu zaman rahatsız olacağı bir ifadeyi söylemek
gıybettir, dedikodudur. Rabbim muhafaza eylesin. Kahvehaneler, kıraathaneler, dedikodu merkezi. Evet. Ve kesretis sual. Aşırı soru sorma. Bazılarında hastalıktır. Hiç lüzumsuz. Devamlı sorar, devamlı sorar. Her soru bir sorumluluktur. Her soru bir mesuliyettir. Her soru bizim için bir yüktür. Gerekli olan şeyleri soralım. Lüzumsuz açıklamalar yapmayalım. Malı israf etmek yasaklanmış. Annelere isyan etmek. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek. Cahiliye adeti. Küçük yaşta kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek. Neden? Kız çocuk babası olmak bir şerefsizlik kabul ediliyor. Ve ben bugün kızımı toprağa gömdüm diye geliyor. Kabe-i Muazzam'ın huzurunda putperestlere karşı iftihar ediyordu. İnsanoğlu sapıttığı zaman neler yapıyor? وَمَنْعِنْ وَهَادْ Bu çok önemli. Verilmesi gerekeni vermemek, cimrilik yapmak, sadaka vermemek, yardım etmemek, desteklememek ve hakkı olmayan bir şeyi de istemek nehyedilmiştir. Konumuzla ilgili aşırı soru sormak. Evet, bir sonraki hadise geçiyoruz. Haddesena Süleyman ibn Harbin. Kale haddesena Hammad ibn Zeydin an Sabitin an Enes ibn Malik'in radıyallahu anhu kal. Kunna inde Umara. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin yanındaydık. Fekale dedi ki nuhina ani tekellüf. Tekellüften men edildik. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ifadesi, yani mevkuf hadis, sahabi sözü. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin çizgisini, sünnetini ifade ettiği için önemli. Tekellüf nedir? Kendimizi zora sokmak. Yapmacık davranışlarda bulunmak. Gereksiz yere kendimize zahmet vermek. Lüzumsuz yere zorlanmak. Bunun adı tekellüf. Davetlerde genellikle bizim tekellüf vardır. Bir misafir geldiği zaman ortaya konan yemek ne güzeldir. Ama bir davet verdiğimiz zaman çeşit çeşit renk renk yemeklerle ev hanımları tekellüfün alasını yapıyorlar. Tekellüf ya mekruhtur ya da haram. İmkanımızı ortaya koyacağız. Yemek sebebiyle özür dilemek mekruhtur. Şiratül İslam kitabında var. Yani misafir geldi, kusura bakmayın işte evde bir şeyler yoktu, bu kadar yaptık demek o nimete karşı nankörlüktür. Ne varsa el cud min el mevcud diye bir Arap atasözü var. Var olandan ikram edeceğiz. Ne varsa özür dilemek, nimet için özür dilemek yok. Çünkü onu bulamayanlar da var. Dolayısıyla misafir fazla bir beklenti içerisinde olmayacak. Ev sahibi veya davet sahibi de aşırı derecede kendisini yorarak böyle bir davet vermeyecektir. Bunun adı tekellüftür. Tekellüf durumuna göre ya mekruhtur ya da haramdır. Kendimizi zorlamak. Sünnete aykırı, Peygamberimizin hayat anlayışına aykırı, yapmacık davranışlar, sanal davranışlar, böyle samimi olmayan gülümsemeler, bu şeyler ihlasa aykırıdır. Çünkü bunda riya, gösteriş vardır, bunda şöhret vardır. Efendim şu kadar gün süren düğünler, işte düğünlerde yapılan şu kadar masraflar, yani imkan var yapıyor ama İmkanı olmayanlar da borca girerek, çok büyük masraflar altına girerek nihayet eziliyorlar. İslam'da tekellüf yok. Tekellüfü nasıl tarif ettik? Tekellüf kendimizi zora sokmak, yapmacık davranışlarda bulunmak, gereksiz yere kendimize zahmet vermek, lüzumsuz yere kendimizi zorlamak. Bunlar ya mekruhtur ya da haramdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu niçin söylüyor? Ortaya bir yemek koyuyor. Sizi çok seviyorum diyor. Eğer tekellüften
men edilmeseydik ben nasıl bir sofra kuracağımı bilirdim. Yani eğer size olan sevgimizi bir sofra ile ölçmeyin. Tekellüf yok, var olanı getirdik. Dolayısıyla bu manada size karşı herhangi bir tekellüf yapmadık. Sevgimiz gönlümüzdedir manasında söylüyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Kale el müellif rahimahullah haddethena Ebu'l Yaman kale akbarana Şuaybun aniz Zuhri. Ha diyoruz veya tahvil. Bir başka üstattan aynı hadisi rivayet ediyor İmam Bukhari. Ve haddeseni Mahmudun kale haddesena Abdurrezzaki kale akbarana Ma'merun aniz Zühriyyi. Kale akbarani Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anh. Demek İbn-i Şihab-ı Zühri tabiinden Ömer ibn-i Abdülaziz rahimahullah'un emriyle Ömer ibn-i Abdülaziz Medine valisiyken İbn-i Şihab-ı Zühri ilk defa hadisleri derleyen kimselerden biri Enes bin Malik'in de talebesi. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme harace hine zâgatiş şems. Bir gün güneş zevale erince aleyhissalatü vesselam Efendimiz evinden çıktı. Zeval vakti nedir? Öğle namazı vakti. Fesallezzuhra. Öğle namazını kıldırdı. Felemma selleme kâme alel minber. Selam verince minbere çıktı. Öğle namazında. Böyle zaman zaman olağanüstü hutbelerde okuyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fezekere s-sa'a, kıyametten söz etti. Ve zekere enne beyne yedeyha umuran izamen, kıyamet öncesinde meydana gelecek çok büyük olaylar, çok önemli hadiseler söz konusu. Bunlardan söz etti. Yani kıyamet alametlerinden söz etti. Sümme kale ve sonra şöyle buyurdu. Men ahabbe en yes'ele an şeyin fel yes'el anhu. Kim bir şey sormak istiyorsa buyursun sorsun. Fevallahi la tes'eluni an şeyin illa akhbartukum bihi ma dumtu fi makami hadi. Şu bulunduğum yerde, bulunduğum süre içerisinde Allah'a yemin ederim ki hangi şeyi sorarsanız Allah'ın izniyle size onu haber vereceğim. Çünkü o sırada Cebrail aleyhisselam bu haberleri peygamberimize bildiriyor. Kale Enes radıyallahu anh, Enes bin Malik devam ediyor. Fe ekseren nasül bukâ. Bu manzara karşısında insanlar göz yaşlarını tutamadılar. وَاَكْثَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ اَنْ يَقُولَ سَلُونِ. Peygamberimiz de sık sık sorun diyor. Sorun, sorun. فَقَالَ Enes, yine Enes diyor ki فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ. Bir adam kalktı. فَقَالَ اَيْنَ مَدْخَلِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Benim öbür dünyada yerim neresi? Medhal, gireceğim yer. Kal ennar, cehennem dedi. Fekam Abdullah İbni Huzafe, Huzafe'nin oğlu Abdullah kalktı. Fekale men ebi ya Resulallah, benim babam kim diye sordu. Kale ebuke Huzafe, baban Huzafe'dir. Kale sümme ekthere en yekule seluni seluni, bana sorun, bana sorun diye birkaç defa tekrarladı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fe berake Umar ala rukbeteyhi. Ömer kendini tutamadı, dizleri üzerine çöktü kaldı. Fe kale, yani peygamberimiz çok sert bir ifadeyle, çok kızgın, öfkeli bir ifadeyle bunları anlatıyordu. Hazreti Ömer dedik, peygamberimiz en çok sevdiren, sevindiren cümleyi öğrenmişti. Radina billahi rabben.
ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Resul'a. Biz Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Resul olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi seçtik. Bundan razı olduk. Kale Enes bin Malik devamla şunu ifade etti. Fesekete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine kale Ömer zalik. Ömer bunu söylediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sustu. Sümme kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Efendimiz şöyle buyurdu. Vellezî nefsî biyedihî. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki لَكَدْ اُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ اَنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ Bana az önce şu duvarın arkasında cennet ve cehennem arz olundu. Duvarda bir perde gibi işte cennet ve cehennem peygamberimize gösterildi. وَاَنَا اُسَلِّي Ben namaz kılarken, cennet ve cehennem önümde. فَلَمْ اَرَكَ الْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ Bugünkü gibi gelecekte olan hayır ve şerlerle ilgili bir manzarayı hiç görmedim. Sorun diyor Peygamberimiz. Allah'ın izniyle bir film şeridi gibi görüyor, anlatıyor. Sorun. Ne sorarsanız cevap veriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendiliğinden konuşan bir kimse değil. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu vahiyden ibaret. Ama bazen aniden böyle Cebrail aleyhisselam o manzarayı gösteriyor. Cenab-ı Hak önüne geleceği gösteriyor. Dünya benim önüme harita gibi serildi diyor. Bazen de aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisi anlatıyor. Bu defa da ilahi kontrolle ya tasdik ediliyor ya da tasih ediliyor, düzeltiliyor. Yani Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri ya vahiydir ya da vahiy kontrolündedir. Burada faydalı olan şeyleri mesela Huzeyfe İbnül Yaman hep gelecekten sorarmış. Fitneden, fesattan, gelecekle ilgili olayları. Hep diyor ben kötü şeyleri sorardım. Bir başka sahabi de hayırları, güzellikleri soruyor. Sahabe dediğimiz insanlar Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cemaati renk renk ama hepsinin ortak özelliği takva, ihlas, ilim, cihat, ibadet ve maneviyat ehli oluştur. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Son hadisimizi okuyoruz. Haddesena Muhammed ibn Abdurrahim. Kal ahbarana Ruh ibn Ubadete. Kal haddesena Şubetu. Kal ahbarani Musa ibn Enes'in. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل bir adam dedik ya Nebiyallah men ebi benim babam kim dedi قال ebuke fulan senin baban babam dediğin değil falandır dedi böyle bir soru asla yalan söylemeyen sadık ve masduk hem doğru sözlü hem de Cenab-ı Hak tarafından teyit edilen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bu ifadesi elbette üzer insanı değil mi? Senin baban o değil bir başkası falandır diyor. Ve nezelet bunun üzerine şu ayet indi. Ya eyyühellezine amenu la teselu an eşyae in tübde lekum tesukum. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız. Bu kıyamete kadar baki bir eğitim kaidesi. Açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız. Soruda faydalı olma sorusu var. Ama üstad imtihan için soru sorabilir. Veya öğretmek için soru sorabilir. Zaman zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kirama mesela içinde bulunduğumuz ay hangi aydır diye sorardı.
Allah ve Resulü daha iyi bilir derlerdi. İçinde bulunduğumuz ay Zilhicce ayı değil mi? İçinde bulunduğumuz şehir hangi şehirdir? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Mekke değil mi? Yani niçin? İçinde bulunduğumuz gün hangi gündür? Belki günün ismi değişecek. Belki şehrin ismi dün Yesrib'ti, bugün Medine-i Münevvere oldu. Belki o ayın ismi değişecek. Belki de bir başka hikmet var. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani öğretmek için soru sorulabilir. İmtihan için soru sorulabilir. Ama asıl soru sorma gayesi öğrenmektir veya bir başkasının öğrenmesine vesile olmaktır. Şöyle bir ihtilaf, bir tartışma aramızda geçti. Bu konuda bir soru soruyoruz. O tartışmada son noktayı koymak için gayet normal. Peki hangi şeyi sormak uygun değil? Ayıplamak için, kusur bulmak için, yanlış araştırmak için, zihinleri bulandırmak için soru sormak hoş değil. Ve orada bulunanların, o cemaatin havasını bulandırmak için soru sormak doğru değil. Şimdi burada Hazreti Ömer radıyallahu anh niçin bu ifadeyi kullanıyor? Bir gün yine elinde Tevrat'tan sayfalar vardı. Okuyordu. Tevrat'ın Arapça tercümesinden Hazreti Ömer radıyallahu anh okuyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu görünce yüzünün rengi değişti. Hazreti Ömer'in Tevrat okumasından razı olmamıştı. لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّنْ لَمَا وَسِعَهُ اِلَّا اَنْ يَتَّبِعَنِي Musa aleyhisselam sağ olsaydı, bana uymaktan başka bir yol seçmezdi dedi. İşte bu Tevrat'ı okuyorsun ya, bu Tevrat'ın indirildiği Hazreti Musa aleyhisselam sağ olsa o bile bana uyardı. Bunun anlamı nedir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yabancı kültürle hem hal olmayı uygun görmemişti. Görevli olanlar, ilmi inceleme yapanlar, o konuda araştırma yapanlar elbette meşgul olacak. Ama herkesin Kur'an dışı zihinleri bulandıracak şeylerle meşgul olması uygun değildir. Yabancı kültüre karşı dikkatli ve uyanık olma durumundayız. Çünkü وَاِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا Kur'an diyor ki fasık, günahkar, günahını işlemekten çekinmeyen kişi size bir haber getirirse onu inceleyin, araştırın. O haber virüslü olabilir. Virüslü olabilir. O haberde farkında olmadan sizi zehirleyecek, inancınızı zedeleyecek bir konu olabilir. Sizi kuşkuya, şüpheye düşürecek bir şey olabilir. Ne dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin bu ifadesini duyunca? Radina billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rasula. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de Resul olarak seçtik, kabul ettik, razı olduk. Efendimizin yüzünde güller açtı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu sırrı öğrenmişti. Ne zaman Peygamberimiz üzülse, ne zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şeye öfkelense Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen bu ifadeyi söylerdi. Güzel bir ifade. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, Peygamber-i Zişan olarak da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tercih ettik, seçtik, inandık, kabul ettik, razı olduk. Ve bu bir iman tazelemesidir. Bu İman tazelemesi her fırsatta yenilenmelidir. Şimdi bugünkü seminerimizde şunu öğrendik ki Müslüman faydalı şeyleri soracak. Gereksiz sorulardan uzak duracak. Ya kendisi için ya çevresi için yararlı olan şeyleri sormak tavsiye ediliyor. Ama tekellüf, kendimizi zora sokmak, yapmacık davranışlarda bulunmak yasaklanıyor. Bazı soru soranlar var. Mübarek kitap gibi sorar. Gayesi soru sormak değil.
kendi bilgisini ortaya koymak. Bilgiçlik taslamaktır. Sorar, anlatır, anlatır. Nihayet soruya muhatap olan kişi, kardeşim ne sormak istiyorsun de. O kadar uzun anlatır ki gerek yok. Yani soru bir kişinin bilgisini, edebini, ahlakını, olgunluğunu, seviyesini gösterir. Soru sorma bir kültürdür. Soru sorma bir medeniyettir. Soru sorma onun anlayışını, onun derecesini, seviyesini gösterir. Çalışkan öğrencilerin bir ifadesi, bir durumu vardır. Tam bir konuyu anlatacağınız sırada hemen o soruyu sorar. Tam yerini tespit etmiştir. Siz tam anlatmaya başlayacaksınız. Hocam der, bu konuda ne dersiniz? O öğrencinin zekasını, seviyesini ve çalışkanlığını gösterir. Ve soru sorma noktası Kur'an-ı Kerim'de de bize anlatıldığına göre, yani ey iman edenler, açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın, karıştırmayın. Tecessüs etmek, özel bir takım durumları öğrenmek, şahsi meseleleri öğrenmek, bizim için faydalı olmayacak şeyler öğrenmek yasaklanmıştır. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'ni. Bununla noktalayalım. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi güzel Müslüman olmasının alametlerindendir. Beni ilgilendirmeyen bir şeyi terk etmeliyim ki imanım, İslam'ım, Müslümanlığım güzel olsun. Bunun anlamı tebliği, daveti, irşadı, uyarıyı bırakalım, terk edelim değil. Elbette tebliğ, irşat, davet, uyarı, nasihat görevimiz devam edecek. Ancak özel sırları araştırmayalım. Özel sırları deşifre etmek için gayret etmeyelim. Bir kişiyi üzecek, utandıracak hususları sormayalım. Yani İslam bize bu manada bir edep öğretiyor. Rabbim bu edebi, bu ahlakı yaşamayı nasip eylesin. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki, nahnu teallemnel edebe kablel ilim. Biz ilimden önce edep öğrendik. Edep görgüdür, edep terbiyedir, edep olgunluktur, edep nezahettir, nezaket. Edep medeniyetin ta kendisidir. Ve inneke leala hulukin azim. Ey Habibim, sen gerçekten çok muazzam bir ahlak üzerinesin. Rabbim Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin edebinden, ahlakından hissedar olmayı nasip eylesin. Çocuklarımıza, neslimize güzel ahlakı en güzel şekilde öğretmeyi nasip eylesin diyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Lillahi Teala el-Fatiha.